Allah'ım ya. Konuşmak istemiyorum. Heh, aferin, sus orada. Dirişen nedir delirten? Yoksa et ses gelir miydi benim hep düşen? Geri gel Yeniden, yeniden, yeniden yeniden ama ama yine yine de de sağım solum sağım yok solum yokuşa uşa baya. Şarkısını bile Bu videoya bir ototune patlar sen anlatır ya. Lirik dans. Sen Lirik Efe dans ya. videodan Ben önce de açılış çok gülmüş yapayım. herhalde, Nedir kıpkırmızı. değişen? Nedir delirsen? Yoksa etsens yedirim miydi benim hep düşen? Geri gel. Yeniden. Yeniden Ya ama keşke yine tayt de giyseydi. sağım solum yok uşama yok. Bu ne Mekanın sahibi geri geldi. Kaç ay oldu? 2 oldu mu? Kaç ay oldu? 2 ay Kaç oldu ay mu oldu? atmayalı Kaç hiç? ay oldu? Her gün bununla uyumaktan çok Kardeşim, yoruldum. halbuki Ya çok güzel yastık. Ben de böyle aşk olu yastık istiyorum. Böyle Pikuin aşk onun oldu. Neyse, videoyu durdurmayayım. Sonra YouTube'dakiler sinirleniyorlar. Hele bir de bu video 33 dakika 56 saniye. Şu an 1 dakika 12. saniyede durdurdum. Her 1 dakika 12 saniyede durdurursam iki katına çıkar. Durdurmayacağım, tamam. Sonra kızıyorlar. Ben de şey yapmak istemiyorum. yapmışsın? Şekil. Markasını okur musun bize? Armani. Giorgio Armani. Poçur Pala. Armani gözlük yaptı. Ne yaptık? Hafiften biliyorsun. Hafiften Essence gibi. gelirleri arttı, markalar falan filan derken Armani gözlüğü çekmekte farz-ı Allah'ım kifaye nasip oldu. et ya Yakışır Rabbim. kardeşime. YouTube Türkiye'nin en merakla beklenen serisi. Söyle artık, paslaşıyorduk ya amına koyayım. Bir daha ver. YouTube Türkiye'nin beklenen tek serisi Bu ne amk? Bu ne amk? Geri geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş Ben geldiniz. Hoş bulduk. Recording Hoş bulduk. 61 milyon birader. Kardeş. Konuşan Transformers. Aman ya. Ya güldü mü, Konuşan dayanamıyorum ya. Transformers ya. Bakın ne dur. O ototün koyacağım biraz. Ha tamam. Konuşalım. Aa, bütün videoyu ototünün son tutuna çekseydi harikası. bak. Son harikası. Ototünün son harikası. Şu tipe bakın. Anam 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 anam. Biliyorsunuz aynı zamanda Chart Breaker. Chart Breaker. Chart Breaker. Biliyorsunuz bir saatliğine de olsa Türkiye ilk bir görmüştü. Bir gün. Bir gün kaldı. Kalmadı mı ya? Sen Spotify'da bir gün boyunca kalmadı mı yeniden şeyde? Bir günün üstünde olmaz mı hatta ya? Bende kaldı gibi hatırlıyorum. Ya Batuhan. Dur, chatten yazsın ya da beni duyuyordur şu anda. Benim mikrofonuma ototune ekleyebiliyor muyuz? Öyle bir tuşmuş bir şey. Yine durdurdum. Özür dilerim. 2 dakika 40. Yine durdurdu. Devam. Hayırdır ne amına koyayım Bir ya? saat gördü diye Lan hatırladım bir ya. saat Pardon gördü, be. bir gün Tamam kaldı. kanka, Bir özür kere dilerim. listeler bir gün Kat güncellendi. koyarız, özür dilerim ya. Bu neyin siniri amına koyayım. Ve onun yanında. Ve onun yanında. Gece hayatına düşkün topçuda benzeyen. Guti Ortamcı. Locacı. DM gören ünlü. Eyvallah. DM'den kızları asla kaçırmaya. İmkan yok. Tek tek ağzıyla diye bir çıktı falan. Dip dip fırlatıyor diye. Real deal pussy magnet. Neden ya? Teşekkür ederim bu güzel görüşlerin için. Böyle insanlara inanılmaz tanıttım. Çok sağ ol. Evet Eyvallah. Ne kadar Bildiğiniz üzere biz geçen efendim. aylarda bir şarkı yaptık. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin şarkı yapıyorsun? Estağfurullah. Sen kimsin? Senin karga gibi sesin var. MC Karga. Bak. Eskiler bilir oldular. Bak şu yoruma bak. Arkadaşlar, asla rapçiyim, sanatçıyım gibi bir iddiam yok. Olmayacak da. Kendi evimde çok mutsuz olduğum bir zamanla hayatla ilgili her şeyi bak demagoji yapıyor. Götoşa bak. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu açıklamayı harbiden ilk kez okuyorum. Ne bu? Kendi içimde de içinde kendimden çok fazla şey var. Ne? Kendi içim
Arkadaşlar asla rapçiyim, sanatçıyım gibi bir iddiam yok. Olmayacaktı. Kendi evimde çok mutsuz olduğum bir zamanda hayatla ilgili her şey ters giderken bu parça yaptım. İçinde kendimden çok fazla şey var. Sadece bunu sizinle paylaşmak istedim. Bebe, okay. İçinde kendimden çok fazla şey var. Ototune'a para verdim de 150 dolara satın aldım. Kendimden çok şey var. Çok şey var. Ototune parasına istedim. Sadece bunu sizinle paylaşmak istedim. Siz de kabul buyurursanız. Ben bir şarkı yaptım. Seni kimse dinlemedin. Abiler. Kızmazsın. Abi şarkı yapıyorum abi. Şu, bu açıklama ya. Asla rapçiyim, sanatçıyım gibi bir iddiam yok. Asla rapçi değilim. Berkcan kendisi yazmış bunu. Direkt bunu Berkcan kendisi yazmış. Tamam, rap lord. Bu namık biraz daha değişik bir konsept olacak. Çünkü yenidenle ilgili her şeyi de içine koyayım dedim. Benim de yeni haberim olur. Kötü mü olur? Yoo, saçmalama ya. Yoo. Yani. Bu nasıl olacak bu namık? Bu namık nasıl olacak biliyor musun? Sen kendi kafanda yapıyorsan bana da anlat da. Ben de hani videonun içindeyim ya, şu an haberim olsun, ona göre de. Hani biz de bu bilelim. Bu namık biraz daha böyle hem şarkının yapılışı, çünkü şarkıya tamamen 0 lira harcadık. 0. Beleşe şarkı. Beleşe şarkı. Beleş. Ama getirisi var. Yaptığımız yeniden atmış şarkımız. Beleş. Totalde bütün platformlar dahil 40 milyon dinlendi. 40 milyon lan, 40 milyon. Gündem olmak için pek... Helal. O kadar izlendi de. Klip şu anda güzel, ben sevdiğimi söyledim size ya. Klip de güzeldi vallahi. Görmedin mi? Açsana. Bir view, bir view dur. View. Bak! On bak! Content. Bak! Bak! Oğlum harbiden aynısına mı ne koyuyor? Baksana şurada tonla insan var. Hangisi aynı renk şurayla? Hiçbiri. Berkcan'a Arts dedi ki şarkının türü ne? Berkcan dedi ki Emotional Punk Trap ve dedi ki Lil Peep'le XXXTentacion'un ortak tarzı gibi. Böyle bir şey dedi. Asla böyle bir cümle. Ağzım kesin kurmadı bu arada öyle bir cümle yani. Ortak tarzı deyip şunu yapmadım. Bir şey Lil Peep Queen mi dendi? Aa pardon, Lil Pep denmiş, çok özür diliyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Lil Peep Queen'in tarzı da hafif trap'e kaçan bir tarz. Söyleyeceğim. Lil Peep yaşıyor mu? Öldü. XXX de öldü. Allah rahmet eylesin. Kanka, çok kötü bir kişiymiş. Elba dağıtalım. Böyle ozanlar derneği. Bir şey diyeceğim. Şarkım. Emotion. Trap. Punk. Lan çok güldüm ya. Hep kaçırmıyorum. Az önce yanlışlıkla kaçırdım. Şarkım Emotional Trap Punk. Emotional Punk Trap. Tamam, kaçırmadım, bunu duyduk az önce. Ben bir tek bir başıma hep bir problem. Ay yaptığını yiyeceğim değil mi? Sen solo bir akılışama. Anladın mı? Green Day gibi ama. Bunu yaptığını da hatırlıyorum. Punklı. Evet, bence de bu punk. Bunu yaptı. Bence de punk. Doğru. Şu anda da iddiam mı? Ya sikte git. Gösteriyorum sana. Tamam, söyle hemen türünü. Bak, sen bak. Ben okey. Green Day ne? Punk amına koyayım. Yani rock. Punk rock. Punk rock. Punk değil mi yani? Ben de punk diyebilirim. Bir gitar riffi verir misin? Çok iyi. Vallahi çok iyi. Katlanar. Hayır ya. Hayır amına koyayım. Hayır ya. Ne yaparsan olacaktı bu. Hayır ya. Tamam punk. Gel. Punk. Gönlünü de alıyor. Tamam punk bir ya. Bir daha sürüş baştan ikimiz beraber söyleyelim. Yeniden türü Emotional Punk Trap. 11 yaşında değilseniz bir insanın Berkcan Gümen takip etmesi için dünya üzerinde geçerli bir sebep bile yok. Gayet haklı. Evet, onlar da çıktı. Berkcan! 11 yaşına indik.
Keşke rapçi olacağına tekrardan YouTuber olsan, az video izlesek AQ. Bu arada cidden YouTube videosu çekmeyi o kadar çok özledik ki. Değil mi? Beraberken. Yani beraber video çekmeyi niye böyle bir şey demiş ki acaba kadın ya? İlaç sinirlenmiş ya, evet. Ağlıyor musun? Ama benim çok... Bence şu an emotional punk'çılar yapıyor. Wow! Bu fotoğraf ne Efe? Bu yenidenden çok bağımsız. Yenidenden çok bağımsız arkadaşlar. Efe Uygaç leaked. Arkadaşlar, şey milletin... Bak utan, bak utanmıyorsun. Şuradaki çocuğa. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, bu fotoğrafın tam yorumlamasını yapabilir miyiz? Ben çünkü burada haklı durumda olduğumu düşünüyorum. Ben bilmiyordum. Hayır, bilmiyordum falan değil. Ben burada manitamla yatıyorum. Manitam beni uyutmuş, başka oğlanla konuşuyor. Hayır. Öyle değil değil mi? Öyle değil. Öyle değil. Ya ben gerçek değilim. Hayır. Ya da ben haklıyım. Hayır, sen böylesin zaten kızım. Gerçek değilim. Yani. Bak, Alperen, gel bunu yapacağız. Gel yanıma. Bak şimdi, ben Alperen'le telefonda konuşuyorum. Sen bana sarıl arkadan. Bak şöyle aşağıdan da ellerimiz birleşsin. Bu biraz daha tamam, sağa gidelim. Şu an ne oluyor mesela? Bana şu an ne oluyor biliyor musun? Ben manitamla konuşuyorum. Ama Efe Uygaç yine karaktersizliğini konuşturuyor. Milletin karısına kızına göz koyuyor. Yuh! Ne lan? Yuh lan ne oldu? Oğlum bu fotoğraf ben miyim lan? Buna ne yapıyorsunuz bu sabah? Twitter'da da millet bana demiş. Yok şerefsiz. Karaktersiz dendi. Ben benim bu. Beni düşünerek bir kaya götürdüm. Onun suçu. Ben ne zaman milletin karısına kızına göz diktim ya? Lise yılları. Güven şarkıları dinliyorum ve Tekirdağ Belediyesi bunu gönderdi, niye anlamadım. Çok boktan bir ofensif şaka. Bayağı ofensif. Bayağı ofensif ve boktan bir şaka. İlk kadar saçma sapan bir şaka yapan insan. Kanka vallahi at gibi. Of. Ya ne atı ya? Bak şunun arkasına kanka. Oha, o ne lan? Kanka onu öldür. Ne oluyor lan? Oğlum kelebek girdi, bir şey demedik de. Alperen vur. Ne oluyor abi? Böcek mi var? Ne oluyor? Aldım. Hadise dans videosu mu yazıyordu orada gerçekten? Yalnız oradaki bir can. Bir cana bunun yapılması... Hatta neyse tamam, şu an hiç o RP havamda değilmişim hadi. Gitar parçalamak yerine çekirge parçalıyor. Şeyden saldırı altında öldü. Evet arkadaşlar. Bu yamuk çekmemizi istemeyen dış mihraklar. Bize çekirge yollamışlar. Berkcan Güven'i sevmediğim halde şarkı güzel olmuş. Cidden ama sesiyle oynamışlar sanırım. Ya da şan dersi falan almış. Şan dersi falan. Ne derdi AQ? İstediği her şey var. İstese sevgili de yapar, bilgisayar ve benzeri şeyler. Ne? Ama bir saniye, dünyadaki dertlerimiz bununla sınırlı değil mi? 1. Sevgilinin olmaması. 2. Bilgisayarının olmaması. Dünya dertleri sıralaması böyle gitmiyor mu? Benim de öyle. Benim de öyle. O yüzden benim mesela hiçbir derdim olamaz. Neden? Çünkü hem sevgilim var hem bilgisayarım. O yüzden dert, no dert. Herhangi bir derdim olamaz. Keza aynı şekilde sizin de sevgiliniz de olur, isterseniz bilgisayarınız da. Dert sıralaması bu çünkü. Ben şey yazdım ya, dertlendiğim bir zamanda. Yani dünyadaki bütün dertler sevgili ve bilgisayar mı? Evet. Abi sen Tuğber diye birisini tanıyor musun? Ben onun kardeşiyim. Ya benim videomun altında böyle bir yorum. Hani bu yorumu okuyacağımı düşünmesi ve okumam. Ve buraya bana koymam. Ve Tuğber'ci tanıyor olmaz. Hayır tanımıyorum mu ya? O da olsun. Aga be. Laz Ali kanalından. Laz Ali kanalı kim ya? Yazsana YouTube'a Laz Ali diye. Harbiden abi. Benim şarkımı dinliyor. Dur. Laz Ali geldi. Ulan Berkcan'ın kanalında yeniden diye bir şarkı var. Gidip dinlesenize. Nasıl?
bundan sonra böyle mi konuşacağız? Hayır, ben Lazali cosplay'i yaptım. Tamam, hayır. Biraz böyle Lazali olarak kal. Lazali kanalından deyip Kenan'la. Allah'ım. Müthiş ya. Ben niye izlemiyorsunuz hala? Evet, devam ediyoruz. Hep oyunlar içti. La siktirip gidip dinlesene yerini, ne yaparsın burada? Lan öleceğim. Benim de güldüğüm şey o aslında. Ay çok pardon. Yüzüyle forma gerçekten aynı renk. Of. Gözüme yaş gelecek. Lazer yakalanından böyle duyuyor. Şarkıyı takınca mı konuşuyorsun? Gecelerek mi mafuydu? Öyle aktı be olay. Ne takımını olursun yapmasın. Saçma. Ya Lazali kanalın nere ya? Nere Allah aşkına? Hadi ben mesela bırak koydum bu videosunu. Berkcan Güven. Çok özür dilerim, hemen bir şunları okuyayım, birikmesin sonra unutabiliyorum o yüzden. Ibo Sugar 50 bit göndermiş. İlk kez sana bit atıyorum, seni keşfedeli bir ay falan oldu. YouTube'dan da takip ediyorum, inşallah daha iyi yerlere gelirsin. Twitch'in kraliçesi demiş, çok teşekkür ediyorum. Ibo'cum 50 bitlik desteğin için ve güzel sözlerin için. Miss You 27 4. ayını paylaşmış. Aha da 4. ay Pelin ablamızla zaman nasıl da geçiyor demiş. Bir tanem sana da çok çok teşekkür ediyorum 4 aylık desteğin için. İyi ki buradasın, iyi ki varsın. Fortilder Scrolls. Sesini duyunca bile moral motivasyonum artıyor yemin ederim. 10 numara 5 yıldız yayıncısın, seviliyorsun Pelin abla demiş. Çok teşekkür ediyorum bir tanem, çok sağ ol. Dijambik 5 ile göndermiş. Kahveler, benden Dijambik DM'leri okursun artık. Gülüşüne kurban be demiş. Çok teşekkür ediyorum Dijambik, sana da desteğin için çok sağ ol. Lazali ya. Üff, ben bu arada ben de bu videoya Lazali kanalından geldim. Lazali yazmış, ben orada görünce dedim direkt al gitmeliyim hemen. İlk dinlediğimde cringe dediğim şarkını şu an her gün dinler oldum. Tükürdüğümü yalattığın için eyvallah. Biz böyle adama tükürdüğünü yalatırız. İnanılmaz bir adamsın. Manitaya bak aga, Berkcan Güven falan favlıyor. 0.5 10 üzerinden 0.5 gün. O da nefes aldığım için. Aga. Aga şimdi manitan benim şarkımı dinliyor olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Nickler Hazreti Guti 1903 ve Never Without Beşiktaş. Bu kadar holigan bir insanın beni sevmemesi çok normal zaten. Niye, ben seviyorum. Çünkü ben emotional punk trap yapıyorum. Lanet olsun. Berkcan Güven oynanmış sesiyle şarkı çıkarmaya utanmadı. Nasıl utanmaz anlamıyorum. Harbiden nasıl utanmadı? Böyle de utanmadı. Diyelim ki sahneye çıktın. Konser vereceğim. İnanılmaz bir konser veririz var ya. Değil herkes mi? Zıplar. Tabii bence de öyle. Herkes zıplar. Oğlum zaten yakabilir. Şarkı birebir olmayabilir. Adam niye utanacak? Ben de onu anlamıyorum. Cinayetmiş dedi, ne yaptın? Bu şarkı konulması engellenemez. Üstad. Engellenemez. Emotional punk trap hareket engellenemez. Engellenemez. Biz de çıkartalım bu hatta. Destek olmak için. Engellenemez. Amma abartılıyor klip abi. Normal Berkcan Güven dansı bu sefer yurt dışında yapmış. Arka fonda şarkı çalarken Berkcan Güven instasında gezinsem aynı kalitede bir klip olur. Aynen öyle. Bence de öyle. Doğru numara doğru. Vizeli Berkcan Güven klibi. Evet, vize alınmış Berkcan Güven klibi. Berkcan Güven sen ne alaka? Bir iş YouTuber'ları durdursun. Her önüne gelen şarkı yapar oldu. Müzik sektöründe ve dinleyici safında benim zihniyetimde insanlar olsa ülke kaliteden geçilmez. Ya senin isme bak. Hidi Kumpo. Ya beğenmedim de geç ya. Bak, tek bir hareket. Tek bir hareket. Spor salonunda Berkcan Güven çaldı, üyeliğimi devrediyorum. Ücretsiz ilgilenenler yazsın. Komik bence. Bir şey diyeceğim, spor salonunda da yeniden çalmazsın. Bence de. Geri gel. İki tekrar set. Yeniden. BG yeniden klibi. Karma karışık bir şey olmuş. Pilavın üstüne baklava koyan barıthane pilavcısı videoları gibi resmen. Ben de mesela çok şey severim. Tek storyline'da olan klip severim ama benim hoşuma gitti. O kadar da karma karışık durmuyor bence. Ne gıcık bir sesi vardı bununla. Klip bence kaliteli gözüküyor bu arada ya. Kargaya oturttuğum bassan şakır amına koyayım. Bu ne? Senin videonu bize müjdeleyenin amına koyayım. Oha çok iyi. Bana acayip tilt. Bilenmiş. Tilt.
Guys, yeter amına koducam böcekleri. Bu arada bana koducam. Ne mi burası ya? Dur ya. Pardon. Koducam ha. Bak orası girdin amına. Baksana şurada da bir tane yürüyor. Tamam. Arkada bir tane şeymiş değil mi? Enes Batur dış kapıda böyle elinde böyle bir böcek şeyiyle bekliyor. Böyle bakıyor ki bu ne yapıp çekiyorlar. Böyle anında orayı bırakıyor. Böyle bütün böcekler bir anda etrafı saçılıveriyor. Öldü. Kanka tamam. Bir tane burada öldü. Kanka tamam. Bana botçu dediler. Niye? Çünkü videonun altına yarıldığım şeylerden paylaştık. Sonra videoya yaklaşık bir 35 bin 40 bin tane İngiliz yorum geldi. Harika. İngiliz yorumlar geldi. Herkes işte bot basmış falan filan da Artur demiş. Arkadaşlar bot bassam İngiltere'den mi bazarım desene amına. Aynen o Pakistan'dan bazarım. Ya arkadaşlar komik değil hayvan miydi? Hayvan ucuza. Popçuların yaptığı gibi. Komik değil miydi? Bu arada buna şarkı diyecek var mı? 3 kelime var. Yeniden sağım solum. Hayır yani bir bokta çağırıyorum. 10 numara yorum. Çok iyi. Gerizekalı sen emotional tank trap'ten ne aldın? Bir şey söyleyeceğim. Yorumlara saygı. Hayır. Yorumlara saygı. BG yeniden. Diğerlerinden bir farkı yok. Sözler Serdar Ortaç sözlerine bağlı. Hep aynı şeyler. Müzik açıyorum YouTube'dan. İki şarkı sonra BG diye biri çıkıyor. Ben sinirlenince sinirlendim. Ben vurdum mı konuşmaya devam ettim böceğe. Abi bir şey böcekler aralıksız tokat yemiş ya bu arada. İki sözlüğe geçtik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin en bilgili insanlarının platformu. Kutsal bilgi. Kutsal bilgi platformu. Ondan sonra da Twitch sözlük geliyor bu arada yani. O da efsane gerçekten. Şarkı yarrak gibi. Aşırı iyi giriş amına koyayım. Ama yine de kendi başına bir emek vermişsin. Milyonları buna dinletebiliyorsun kardeşim. Helal olsun. Düp dürüst bir yorum. Düp dürüst bak. Böyle abuk subuk şarkılar, danslar, müzikler yüzünden çoluğumuzun çocuğumuzun hayatını mahvettiler. Ahlaksızlıklara alışveriş. Hiçbir yok şarkıda bu arada. Hani başka şarkıya yazsa okey diyeceğim. Şarkıda bir tane bak küfür yok, bu ahlaksızlıklar yok, işte. Yok, uyuşturucu yok, kumar yok, zina yok. Lan, ne var bu şarkıda? Disney Channel klibi çektik amınakoyim siz beğenesiniz diye. Ne dediği belli, ne yaptığı belli. Bu klip mi, şarkı mı, ne olduğu belli değil. Gençliğimizi isyana sürükleyip dinden uzaklaştırdı. İyice fuck boşluğa ne? Ekip sana sürüklüyorlar. Doğru, burada haklı. Allah sanımızı ayır etsin. Tadının kaçtığı bir dönemde evet yapmıştım bu şarkıyı. Arkadaşlar oo, özür dilerim size. Biraz daha happy punk trap. Happy punk. Bu Keko'yu övenler. Ya pardon da yuh lan. Abi dinden uzaklaşıyorum gün be gün. Yeniden yeniden derken ne yeniden bak. Ne yeniden acaba? Bak şimdi. Yeniden derken yoksa bizi başka şeylere mi yeniden itmekten bahsediyor? I don't know. Olabilir. Herkesin çoluğunu çambalağını bu şarkıdan koruması lazım. Kendi çocukları 20'li yaşlarında onları iPhone parası için döverken bugünlerini hatırlasın. Ne alaka? Ya ben onları iPhone parası için döverken bugünlerini hatırlasın. Ne alaka ya? Ya ben Allah aşkına ben bu topluma ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bu topluma bak burada benim 8 senelik can yeniden dostum dinleyerek arkadaşlar, çocuk beni dövüyor biz böyle. Biz de bunca zaman arkadaşlığı gösterdik. Arkadaşınızla ne kadar iyi eğlenebileceğinizi bu şiveden emin misin baştaki? Sonradan bozdun zaten. Arkadaşlar bakın herkesin kanalında saçma sapan içerikler. Evet ben ne zaman Twitter'a girsem görüyorum. Berkcan'la Efe'nin arkadaşlığı ne kadar güzel. Berkcan'la Efe'nin arkadaşlığı. Keşke benim de Berkcan'la öyle anneannesinin ilişkisi. Berkcan'la dayısının çocukları. Niye yaydın ki konuyu? Ben kendim Efe'den saptı bir anda. Benim Berkcan Güven markası sizin bot içiklerinizi. Efe'den komple bir anda sapıp yani Berkcan bir muhteşem ekibi. Arkadaşlar siz diyorsunuz. Kibra hoş geldin. Keşke Efe gibi arkadaşım olsa diyorsunuz. Berkcan'ın kanalında beni görüp. Yazık! Yazık! Geçen 9 seneme yazık. 2 saniye şurada üstüme spot ışığı alayım dedim. Hemen başka yerlere yaydım. Boş ver. Bu video da biter. Ben yine evime giderim. Lan 2 saat oflu taklidi yaptım. Ben yine evime giderim. Lan 2 saat oflu taklidi yaptım. Ben 2 saat oflu taklidi yapmam battı sana yani öyle mi? Vay be. Ya bu arada şu ana kadarki videonun en güzel kısmı oflu taklidiydi. Sağ ol kral Allah razı olsun. Ezel'in Peron'un yanında zıplaya zıplaya şarkı çıkartmış. Helal olsun. Doğru. Berbat olmuş sen bir daha şarkı yapma. Eyvallah buna da eyvallah. Evet. Berkcan Güven. Bir yeni tür daha. Pop rap.
Berkcan. Berkcan Güven, Alena Tilki sayesinde pop rap kralı olabilir. Alena Tilki sayesinde. Büyük ihtimal eğer söz konusuysa ortalık karışır. Geliyor arkadaşlar. Pop rap kralı geliyor. Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in yeniden attığı şarkısının tam olarak başıma bir şey gelmeyecekse çok sevdim. Dedeten şarkılardan ne rap ne trap ne pop. Ortaya karışık bir sound. Üstelik klibinde Alena Tilki de var. Sonuç şaşırtıcı biçimde başarılı. Pop rock gibi pop rap de türemeli. Türemeli? Neden olmasın ki? Bu arada Ekşi Sözlük'te benim çokça şey yaptığım söyleniyor. Evet, pop rap! Paralı entry attım. Paralı entry. Satılık yazar hesaplarıyla Boktan klibinin reklamını yaptım. Var mı lan öyle bir şey? Ben alışveriş sitesi reklamı yaptım diye 2 ay lanetli çaylak yapıldım ama maşallah millet birer reklamın alasını yapıyor. Bir gün böyle harbiden para verip yaptırtalım. Böyle bir sektör varsa da bunun değeri ne kadar ki? Bir dakika, şu an internetten arıyorum. Ekşi Sözlük. Satılık entry. Para karşılığı entry. Sizin için Ekşi Sözlük. Gerçekten var demek ki. 60 lira lan. 60 şey lira. Bence Ekşi Sözlük'ün normal yazar kitlesi de bu tayfadan bayağı rahatsızdır. Evet arkadaşlar, bu arada bu tarz fan sayfaları da açmayın. Berkcan'ın minnak pipisi falan. Kudurmuş piç. TikTok'ları. Bu ne amık? Yeniden TikTok'ları. TikToks. Kız çok kırmızı. Ben bu kızı bir yerden... TikTok mu geliyor? Ayrıca Burak Baba bir şey çekti. Hadi. Soft moves. Biliyor musun? Bak etraf soğuk. Üstüne birden ceket. Selamlar olsun. Bu TikTok'lar insanı çok mal gibi bırakıyor. Kız sen çok güzeldi bu arada. Öyle kaldım. Mal. Diyorum ya zaten TikTok'taki bütün kızlar çok güzeller. Neden olduğunu ben anlamıyorum yani. Klibi neyden etkilenerek çektin derler işte. Klibe karmaşık demiştiniz. Evet. Bir de bu videoyu izleyin. Bu videoyu izleyin. Klibi tamamen bu videoya göre çektim. Ya bu çok iyi ya. Ben bunu biliyorum. Aynı. Kliple aynı değil mi? Sensin bence. Bak burada. Senin kuş hali. Çok iyi abi. Çok inanılmaz ya bir boncuk ya. Bakış, bakış. Perso. Aynen. Perso. Oğlum, klip full bundan, bundan çıktı zaten. Biliyorum. Konuşmuştuk. Bayağı kötü. Bayağı kötü. Oy Allah. Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Sizi çok seviyorum. Ne? Ne mi dedi? Ailem. Ailem. Dans eden insanlar olunca yap. Bunu izledin mi? Bahar Şanlı'nın. İzledim. Reis. Ya bas tam bir star ya. Tam bir star gerçekten. Toprak eşeleme dansı. Evet. Sağ, sol. Aaa Zeynep ablam. Nedir dedin sen? Yok seven mi tek başıma hep bir problem. Ama yok yeniden. Şarkı niye ya? Zeynep bastık. İnanılmaz bir cover olmuş Zeynep. Zeynep bastık. Zeynep. Reis, ben de gireceğim bu TikTok'a ya. Ben de gireceğim TikTok'a. Ben de şey diye gireceğim. Ben de şey diye gireceğim. Evet çok iyi dandı. Ben de gireceğim ya. Vallahi. Sıkıldım. Sıkıldım. Ben de TikTok'tan videolar çekeceğim. Böyle yolda yürüdüğüm falan Kütahya sokaklarında. Gireceğim ya. Gireceğim. TikTokçulara bakıyorum. Maşallah. Bugün 60 bin oldum diye yüzüm güldü. Anasını satayım TikTokçu. Ablalara bakıyorum. Hepsi almış yürümüş. Bana ne ya? Ben de şey yapacağım. Ne unfollow'u? Ne unfollow'u? Ses. Susun. Susun. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. You know it. You know that. Please come on. You fucking so swag. Tam ne müziği biliyor musun? Ronaldo Best Play Skills müziği. Ebe'nin amısı. Hayır bak. Sonu. Vurdu. Yok yeniden Manchester United'a gitme ya. Messi günler falan filan. Duygusal hafif. Olmaz mı? Yani ben o videolarda daha hareketli şarkı lazım. Ama hayır bak. Puan.
Ama yine de. Ya bunun ne olduğunu çok merak ettim ve bekledim yani. O elbiseyi giysem boydan bir tek şey bu. Allah çarpsın, o elbiseyi giymiş olsam boydan herhangi bir şekilde kendimi göstermem mümkün değil. Üşlüyor falan. Elbise oğlum bu ne bak? Lil Xanax. Zilli. Lil Xanax mı? Zilli. Bak Türkiye'deki Lil Prozac. Punk trap fonum. Bak fonum bu. Tam bir bad boy ya. Kardeşim be, gerçek kardeşim benim. Roses. Ya Freda ne yapıyor? Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Sevim. Chat'i mi kapatayım? Ama iyi be, kapattık. İyi bayramlar, iyi yayınlar. Size iyilik gelmiyor. Size iyilik yaramıyor. Size iyilik yaramıyor. Al. Al işte, kapattım chat'i. Mutlu musunuz şimdi? Tabii bunu 24. dakikada kapatmış olmakta. Sağ sol yok. Tamam, asla sağ sola dönemedim. Bir dakika. Sağ solum yokuş ama yok yeniden. Video bitti ama olsun yani. Ne olacak ki? Videoları bilmiyoruz zaten. Allah'ım şimdiden YouTube yorumlarını görebiliyorum. Allah çarpsın şimdiden o YouTube yorumlarını görebiliyorum. Ulan 5 saat çekti, kapatmadın be. Millet orada yazdı be. Millet sen dakika 24.33'te kapattın be. Yazıklar olsun. Hala böylelerini izleyenler var. Puh. Hemen şunlara bir bakmak istiyorum. Doktor Kemal Keş 10 lira göndermiş. İyi bayramları, iyi yayınlar demiş Doktor Kemal Keş. Çok çok teşekkür ederim 10 liralık desteğin için. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Hay ben Kaan 3 lira göndermiş. Donate attım. Bakmadın. Seri üzgünüm, öyle olsun. Bakacağım birazdan. Bir şey izliyorum. Durdurunca kızıyorlar diyorum. Berzan ve 3 lira göndermiş. Abla hayranın oldum. Bu yaz 7/24 seni izler oldum demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Berzan ve çok teşekkür ederim. Hay ben Kaan 5 lira daha göndermiş. İyi yayınlar ablacığım. Bayram gezmesi bitmiyor. Yorgunum ama seni izleyeceğim demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Diğerini okumuştum. Itezemo Twitch Prime ile birlikte 6. ayını paylaşıyor. At P Queen ikizini buldum demiş. Bir de link atmış. Şu bir bitsin. Ne oldu, görmedim. Yeniden yok bir daha seninle. Tengel sayfa. Orada biri zorlu mu çekiyor? Görüyor musun artık, saçmalamayın. Silah tutuyor. Zorla aga. Aga. Gerçekten beni çıldırtmaya çalışıyorsunuz. Hakikaten. Hakikaten beni çıldırtmaya çalışıyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Al. Al. Ya Berkcan'ı doğraya mı konuldu? Yani Berkcan yani. Ayıp ediyorsun. Yani burada şimdi senin yani içeriğini şey yapıyoruz, izliyoruz ama ayıp ediyorsun. Şunu şöyle tam ortanıza koysaydın çok güzel olacaktı. Of! Susun artık, beni sinirlendirmeyin, evet. Evet. Yalnız ben sana söyleyeyim, uzun zamandır bu kadar iyi kamera açısı görmemiştim. Ben uzun zamandır kola takılan bir sürenti hiç görmemiştim. Yaklaşık bir terlik. 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 Ona annem terlik demiş, dedim anne. Brisbane bu.
Şimdi yapım süreci. İlk önce şarkının klibin kapağını nasıl çektiğimi, kapağı da ben yaptım biliyorsun. Biliyorum. Kapağı nasıl yaptığımı gösterecektim. Önceki tarihte okay. Portalga. Portalga. Bunu izleyelim. Şu anda kapak çekimindeyiz arkadaşlar. Sanatçı olarak yine her şeyde yer aldığım gibi yine bu platformda da çok iyi bir sanatçı olan Berkcan Güven'le çalışmaya kararı verdim. Yeni kalkmış bu arada yeniden o kadar belli ki. Farklı. Yeniden yazdım ben buraya ama en çok hoşuma giden bu. Yakınlaştırın. En çok beğendiğim bu. Şimdi zaten elimde bir tane böyle garip ışık oyunları yapabileceğim bir cihazım var. Ben de tabii ki de kapaktan daha iyi etki nasıl alırım diye düşündüm. Şöyle yaptım. Yakın çekim alabilir miyiz diye ettim de. Şimdi buradan artık burada gerisinde yaptığım şeyler. Böyle mi çekmiş kapağı? Mesela. Tam o flaş patladığında hareketi yaparsanız gerisi artık bir telefonu nasıl iyi kullanabildiğinize bağlı. Rick and Morty değil mi? Twitch'de bir şeyler yapacağız. Abartı abartı saçma sapan efektler, renk geçişleri. Bir şekilde bunu yoluna sokacağız. Sonra da bir Photoshop'a atacağım. Photoshop'la da bir şeyler yapacağım. Kapak bitti aslında. Aşırı iyi ya. Gerisi Allah kerim. Allah ne verdiyse. Sonrasında da kamera arkasını izleyelim. Evet merhaba, şu anda Yeniden'in klip çekimlerindeyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Şu anda platoya geldik. Daha başlamadık çekimlere. Çekimler başlamadan önceki bu süreçte sizlere ben eşlik edeceğim. Burada gördüğünüz gibi Baran Bayraktar, Bediran Soral, Fatih Yetkin gibi çok güzel isimler var. Burada Mustafa Emre Yıldız var. Taha Poğaça. Taha Şer. Berkcan var klibin sahibi. Nasılsın Berkcan? İyiyim Efe. Şarkının gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? Şarkının gidişatı bok gibi. Bok gibi iki numarayız. Hiç memnun değiliz. En iyi ikinci. En iyi ikiyiz. Hiç memnun değiliz. Olsun. Mero. Olsun. Ne yaptın kardeşim? Mero mu birdi? Acaba klipten sonra iki kuşla tekrar bir numaraya oturmaz Hayır. mı? Hayır. Oturmaz diyor. Evet. Oğuzhan abim de buradaymış. Gün için. Oğuzhan biliyorsunuz ki bu şarkının beatmaker aynı zamanda. Aynen öyle. Oğuzhancım nasıl gidiyor? Şarkı gerçekten mi? Gidişatta. İyi. Harbiden beat'i yapan Oğuzhan mı bu arada? Arkadaşı diye biliyorum. Beat arkadaşının mıydı? Beat'i gayet güzel. Bir şey söyleyeyim, beat'i gerçekten çok güzel. Ali'cim hoş geldin bu arada. Beat'i güzel ama ben beat'ini beğendim şarkıyı yani. Beğendim. 10 numara şarkı. Klip patlayacak mı? Klip fişek oldu, fişek olacak. Bir Karadenizli bunu söylüyorsa her zaman doğrudur. Ben bütün sahneleri kafamda tasarladım. Manyak bir şey geliyor. Şöyle bir haftalık bir izlenme tahmini versen bize. 35 milyon. 35 milyon dedi. Gerçekten. Ben de arttırıyorum 40 diyorum hadi. Hadi 50 diyoruz biz de. Ama geçti artık vaktisi çoktan. Kamera arkası şeyini çekiyoruz bu arada Silvio Bey. Peki şarkının böyle bizi hissettirdiği şeyleri klipte böyle hissedebilecek miyiz izlerken? Bize yansıtacak yani, mı bunları? Yani tatlı bir neşe var bence şarkının evet. içinde. Böyle buruk bir neşe. Onun üzerine gideceğiz. Evet. Gayet güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alperen gel bakalım. Evet. Bütün klibin kamera arkası da var değil mi videoda? Parana gel. Asıl star Baran bu arada. Bak star star. Kaç izlenmiş dur kenardan bakayım. Burası bizim sahne yaptığımız yer yani oynadığımız yer. Şu an çekim var galiba. Aynen şu an çekim var. Bir oradan abla oyuncak şey. 15 milyon. Yani çok telaşlı bir ortam var ama burada. Baran sen mi yönetiyorsun burayı? Sen de falan kokuyorsun ya. Sen ne kokuyor bir adamsın ya. Hayır. 3, 2, 1. Başladı. Kulaklığa mı bir şey oldu lan? Sadece soldan geliyor ses. Of. Hah güzeldi. Güzeldi. Yani gerçekten bu sıcak son bulmuyor abi. Set geceleri.
sıcak olmaması lazımmış. Ben bunu fark ettim. Yani biraz yoruldum ve dinlendim. İyi misin şu an? Azım sanacak derecede iş hallettik. Yanlış kurdum cümleyi. Az iş halletmedik, bayağı iş hallettik aslında. 3, 2, 1, oyun. Yatır! Ben onu gebersem yapamam bu arada. Yapın. Süper, teslim. evet, süper bir üzerimize. Yani zor bir çekimdi. Birkaç kere aldık. Birkaç kere yine mi drop girdi? Nasıl hissediyorsunuz? Bana ilk hissiyatlarını paylaşabiliriz. Yani şöyle. Hemen BF5, hemen BF5. Anne sütü kadar değerli. Ama inek sütü insanın mutsuzluğunu bu kadar etkilemiyor açıkçası. Bir kere daha dökelim mi? Yani dökseler de keyfim yerine gelmeyecek. Gördünüz mü? Gördünüz mü Batman'in kafasına tek vurdum, tek. Size ne yaparız siz düşünün. Batman'e bunu yapan size neler yapmaz. Hadi bakayım. Hep birer, çek birer, sal birer. Of, Queen. Queen, the real Queen. Aleyna Baba. Çok hoş bir kız ya. Gerçekten çok hoş bir kız. Bence yapalım. Okey. Tamam. Ayağımı tutuyorum valla. Aleyna Tilki'nin kardeşi Baran Tilki. Baran Tilki. Baran Tilki. Baran Tilki. Çok hoş bir kız ya. Evet. Şarkı yok ya. Şarkı yok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anahtarını kardeşim teslim etmeye hazırım. Nakarata girerken düşünüyorum tamı vermeyi. Kendimi gerçekten belediyeye ait hissediyorum. Evet, 3, 2, 1. Tebrikler. Hala yeniden roman havası yapılmadı mı? Roman havası versiyonu çıkmadı mı daha? Ya balım! Benim gerçekten, ben gerçekten çok seviyorum bu kadını. Hakikaten çok seviyorum bu kadını ya. Bak yemin ediyorum Nova Norda'yı çok seviyorum. Böyle şey hani tam bir yerde görsem heyecanlanıp konuşamayacak oranda seviyorum gerçekten. Nova Norda. Nova Norda. Şarkının sonunda o güzel sesiyle geri gel yeniden diyen Nova Norda. Benim sesim de güzel olmuyor tabii ama ben bayılıyorum bu kadına. Çok güzel bir tarzı var. Bayağı iyi. Bu da Hıncalıydı. Hıncını çıkarıyor. Bu ne amık, bir bu ne amıkın bitişi ve yine IQ seviyemin eksi 5000'e çekilmesi. Benim şu an hiç beynim kalmadı biliyorsun. Evet arkadaşlar, bir bu ne amığın daha sonuna geldik. Efe'nin kanalına da abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Opsiyonel. Benim kanalıma abone olmak istiyorsanız zorunlu. Aşağıdan. Benim kanalım niye zorunlu. Niye beğenemiyorum lan? Ben opsiyonel. Kendinize iyi bakın. Güzel. Güzeldi. Ben beğendim. Ben beğendim. Bayağı güzeldi. Gerçekten bayağı güzeldi. Ay. Nova Norda nasıl kim ya? Nasıl bilmiyorsunuz Nova Norda'yı?